Şanslıymışsınız Necati Bey. Kurşun kemiğe zarar vermemiş. Ancak dokuda zarar var. Birkaç güne iyileşirsiniz. Çok şükür. Çok şükür doktor bey. Vallahi görünmez kaza işte. Aslında kardeşime görünmüştü ama maalesef biz küçük sözü dinlemedik. Yoksa o kadar da uyardılar. Orası av bölgesi dediler, girmeyin dediler. Ama dinleyen kim işte? Birkaç gün daha sizi misafir edeceğiz. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Psst. Ucuz yırttık ha. Ne dersin? İnandı bence. Sen hep böyle rahat rahat yalan söylüyor muydun ya? Ben mi hiç fark etmedim? Bir dakika, bir dakika. O ne demek şimdi? Sen benim ne yapmamı tercih ederdin? Doktora direkt Maraşlı beni vurdu mu deseydim? Ne bileyim. Bana böyle rahat rahat söyledin ya Maraşlı beni vurdu diye. Kalbimi kırıyorsun ama Mavur. Hayır, bir dakika ben... Kabul ediyorum bak, ben bu evin delisiyim. Evet, çoğu zaman ayık gezmiyorum. Ama ben durdururken kardeşime niye böyle bir yalan söyleyeyim? Hem abinin sözüne inanmayıp Maraşlı'nın sözüne inanmaktan iyiymiş. Allah aşkına bir düşünsene Mavur. Ya bugüne kadar hiçbir kafanı karıştıracak şeyler olmadı. Ya bu adamda bir gariplik var. Sanki sürekli bir şeyler gizliyor gibi. Abi tamam. Tamam. Daha fazla konuşmayalım bunları. Ben bir hava alacağım. Sen niye hala bekliyorsun burada? Tehlikede olabilirsiniz çünkü. Asıl tehlike sen misin acaba? O ne demek? Celal bak. Ben artık senin bu hallerinden çok sıkıldım. Tamam mı? Hangi haller onlar? Öfkeni kontrol edememenden. Sürekli yıkıp dökmenden sonra karşıma geçip bilmediğin şeyler var demenden. O kadar sıkıldım ki. Bu belirsizlikler, her şey beni artık çok yoruyor. Boğuluyorum. Sen bayağı dolmuşsun bayan. Ben göründüğüm gibiyim. Hiç kimseden bir şey sakladım yok. Emin misin? Evet eminim. Ama sen insanların lafından doluşuna gelip beni suçluyorsun. Abimle bir alakası yok. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Her şey ortada çünkü zaten. Neymiş ortada olan? Söyle. Celal bak. Ben artık kime, neye, nasıl güveneceğimi gerçekten bilmiyorum. Kayboluyorum ben. Anlıyor musun sen beni? Kayboluyorum. Bak seni anlıyorum. Tamam mı? Ne çektiğin de farkındayım. Ama bana güven. Zamanı geldiğinde ben sana her şeyi anlatacağım. Söz veriyorum. Hangi zaman Celal? Zaman bize iyi davranmıyor, görmüyor musun? Gün geçtikçe sevdiklerime birer birer bir şey oluyor. Bitmiyor. Aylardır bitmiyor, bitmeyecek de. Yeni bir şey söylemeyeceksen söyleme. Ben artık bu kafa karışıklığıyla nasıl yaşayacağımı bilmiyorum çünkü. Yaşamak da istemiyorum. En çok korktuğum ne biliyor musun? Hani sen bana hep böyle bir şey diyecek gibi bakıyorsun ya. Ben diyeceklerinden çok neden bunları diyemediğini duymaktan korkuyorum. Sen de korkma Celal. Sen de korkma. Hadi anlat bana ne olur. Ne bu benim bilmediğim şeyler?
Neden saklıyorsun benden? Neyi saklıyorsun? Ne olur anlat artık. Yine diyecek bir şeyin yok değil mi? Yine susuyorsun. Tamam git o zaman Celal. Git. Bana söyleyecek bir şeyin olmadan da gelme bir daha karşıma, tamam mı? Gerçekten gitmemi istiyor musun? Ben sadece aramızda sırlardan duvar ören bu adamı artık görmek istemiyorum. O yüzden evet. Git. Olur. Sen öyle istiyorsan.